Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bir post çekebilir miyim? Mesela. Bu kadar sıkı emniyet tedbiri aldınız anlayamıyorum. Bulduğunuz altın madeni memleketimize milyarlar kazandıracaktır. Başıma gelecek felaket önemli değil. Önemli olan memleketimin menfaatidir. Evinize mi bırakalım? Evime mi? Önce laboratuvara gitmek istiyorum. Asıl yuvam orası benim. Şu tabancayı bana. Demek miras yüzünden öldürdün adamı öyle mi? Yazıyorsun değil mi oğlum? Evet efendim. Aranızdaki bu anlaşmazlığın hangi tarihten itibaren başladığını anlatır mısınız bize? Bu sizi hiçbir zaman ilgilendirmez. Suçluyum o kadar. Koşun, bırakmayın peşini! Burada olmadığına göre bu adam uçtu mu nedir ya? Buraya düşseydi zaten geberirdi. Muhakkak kaçmıştır. Etrafı arayalım. Bu cinayet hadisesinde hepimiz gözlerimizi dört açmalıyız. Benden emir almadan şey yapmayın. Katil canlı yakalanacak. Dediğinizi yapacağım ama görüyorsunuz ya buna imkan yok dostum. Dediğimi yap yoksa seni gebertirim. Amma da sinirlisiniz ya. Çözün evvela şu ellerimi. Kimsin sen? Biraz evvel bir adam öldürdüm polis peşimde. Adam mı öldürdün? Adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyor musun? Cezasını söyleyeyim sana. İdamdır oğlum, idam. Ama susuzum. Evvela şu ellerimi çözün de rahat rahat oturup anlatayım her şeyi. Ne oluyor amca? Kim bu adam böyle? Duydun ya, katilmiş. Ama suçsuz olduğunu söylüyor. Gazetelerde okumadın mı? Aranan katilin ta kendisi bu delikanlı. Ellerimi çözerseniz masumiyetimi ispat edeceğim. Bana şahitlik edecek adamı bulup polise götüreceğim.
size inanıyorum delikanlı. Amcam elinizden kelepçeyi çıkaracak. Sakın oynatma. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol babalık. Bir şey değil öyle. Kızın amcasını öldürmek mecburiyetinde kalmışlar. Bir daha böyle yanlışlıklar yapmasınlar. Bütün işlerimiz alt üst olur sonra. Ya bakıyorum birdenbire şaşırdın, aptallaşıverdin. Dünyayı dolaşsan böyle bir canlı kalmazsın. Adamların hepsini muşmolaya çevirdi. Durun! Dayağı yediniz, akıllanmadınız mı daha? Açılın bakalım. Emir büyük yerden geldi. Dur artık! Buraya apar topar girmenin sebebi ne? Neyin nesisin? Falcı baba derler bana. Herkesin falına bakarım. İstersen senin de falına bakayım. Beni eğer iyice tanımak istiyorsan... Şuraya bir bak, son günlerde tanımayan kalmadı. Anlaşıldı şimdi. Polisten kaçıp buraya sığınmak istedin. Ben... Yakışıklı ve çok kuvvetlisin. Bir kadın her şeyini feda eder sana. Ama evvela bana kim olduğunu söyle, her şeyini bilmem lazım. Ben de seni kafan çalışır zannediyordum. Az evvel aşağıda kim olduğumu kayıtsızdan öğrenmedin mi? Beni ilgilendirmez bu. Bütün arzum... Evet, bütün arzum seninle beraber olmak. Benden çalışır mısın? Her türlü imkanı veririm sana. Ama evvela kendimi. Bakıyorum çok çömersin. Yeniden tehlikeli işlere girmeye niyetim yok. Fala bakayım bakalım falım ne söyleyecek. Ben fala inanmam, fal olmaz derse kabul etmeyecek misin teklifimi? Maksadım seni yakalanmaktan kurtarmak, sonra da kendime ölünceye kadar koca etmek, yakışıklı delikanlı. Tamam mı? Tamam, şimdiden vazifeye başlayabilirim. Beni karılığa kabul etmeyecek misin? Seni karılığa kabul etmeyenin ya parası çok ya da aklı yok bilelim. Artık profesörün çalışacağını zannediyorum. Orası muhakkak. Falda hepsini gördüm. Bu sayede zengin olacağız. Kız babasının yanında. Seni kıskanç deneyim. küçük hanım, hoş gelmişsiniz. Ne haber, yatak yorgana ihtiyaç var mı? Söyleyin de getirelim. Katillerle konuşmak adetim değildir. Pis herif sende.
Yok, bana hakaret etmeye hakkınız yok. Amcanızın öleceğini, her şeyi ben falda gördüm. Ben falcı babayım yavrum. Falcı olduğum yüzünden beni zaten... Ne düşünüyorum biliyor musunuz patron? Yeni yapacağımız işte bu gence bir vazife vereceğim. Ne istersen yap. Sen işini bilirsin güzelim. Başarılar dilerim. Sağ olun patron. Müsaade ederseniz yeni elemanımız üzerinde derhal tahkikata gidiyorum. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Davranışınız herhangi bir katile davranır gibi olmayacak. Daha önce her şeyi anlattım size. Başlayın efendim. Evet. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Epey zamandır Orhan Şahin Bey'den haber alamıyoruz. Bu haberleşmeyi temin etmek için sizden kabiliyetli bir polis memuru rica ediyorum. Derhal efendim. Acele gönderin. Hemen gönderirim. Orhan Bey'le işbirliği yapacaksın bundan sonra. Adın da Cingöz. Baş üstüne efendim. Görevin de Orhan Bey'in yaptığı her işi dakikası dakikasına bize bildireceksin. Cingöz'e güvenebilirsiniz. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Müsaadenizle müdür bey. Çok az zamanımız kaldı. Son parti mal boğaza gelecek. Malı getirecek olan gemi boğazın ortasına geldiği zaman biz motorla yaklaşıp gemiden malı alacağız ve süratle oradan uzaklaşacağız. Sonra da en yakın sahile çıkacağız. Ne zaman harekete geçeceğiz? Anlaşmamıza göre gelen geminin mürettebatından biri bize ışıkla işaret verecek. Bir anda zengin olmakta varmış hayatta. Kaç para edeceğini tahmin edersin. Tam 3 milyon lira değerinde. Hadi bakalım durma. Vazife başına. Git de hazırlığını yap. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var. Tamam mı? Tamam, oldu. Biraz acele et, hadi çabuk ol, çabuk! İyi para geçecek elimize bu işten. Ben çocuğuma bisiklet almayı düşünüyorum. İşte motor geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba komiserim. Merhaba Orhan Bey.
Sahte çuvalları getirin. Pekala. Sahte çuvalları getirin. Baş üstüne. Kuru sıkı koşunlar da ver. Başka bir emriniz? Şimdi görürsün dostum. Aya seyahat başlıyor. İyi yolculuklar. Çuvalları getirdim efendim. Polis arkadaşlar beni kovalasın. Maraton başlıyor hadi. Takip edin. Yaman delikanlısın sevgilim, bravo sana. Çeneyi bırakalım şimdi. Bu kadar korkusuz olduğun aklıma gelmezdi. Başardın bu işi. Az daha milyonlar elimizden gidecekti. Öyle konuşuruz. Bu bizim için bir denemeydi. Artık gözümüzü kırpmadan sana her türlü vazifeyi verebiliriz. Teşkilatımızın en başarılı elemanısın. Hesapta polisle karşılaşmak yoktu. Ben her şeyi falda gördüm güzelim. Eğer şalgam kafalı adamların biraz olsun kafasını çalıştırsalardı, polis hiçbirini öldüremezdi. Polis bastı ha? Evet. Bir haber mi verdi acaba? Herhalde öyle bir şey. İçimizden biri olmasın da. Bu durumda bu köşkü hemen boşaltmamız lazım. Başka yere, başka muhite yerleşeceğiz. Peki ya patron? Patron bana bu hususta selahiyet verdi. Başka hiçbir çaremiz yok. Vay anasını, bir de patron var ha? Evet. Yoksa hoşlanmadın mı? Yok yok, çok hoşlandım. Ama kadınların emir vermesinden hiçbir zaman hoşlanmam. Öyle mi? Hemen mahzene inin, ihtiyarla kızı alın. Laboratuvarda imha edin. Bir dakika. O işi ben yapayım müsaadenizle. Aferin delikanlıya. O kadar polisle tek başına mücadele edecek insan az bulunur. Beğendin değil mi? Ne işsiz adamsın anlamadım gitti. Abi biraz da bir tadına bakalım şunun. Ne güzel şey değil mi abi? Delikanlı açık etsene kimsin sen? Doğruyu söylemenin zamanı geldi. Ben katil değilim kızım. Katil değil misin? Yalan söylemeye utanmıyor musun? Kendimi takdim edeyim. Ben polis Orhan. Gazetede adam öldürdüğüm haberi tamamen uydurma bir haberdi. Bundan sonra size yardım edeceğim. Buradan çıkar çıkmaz doğru emniyet müdürüne gideceksin. Derhal köşkü bassınlar. Beni Orhan Bey gönderdilersin. Tamam mı? Hadi durma, acele et. Senden şüphe ettiğim için affet beni ne olur. Asıl sen beni affet. Biraz da ben sebep oldum bunu. Kızım, beni bırak sen git polise haber ver. Oğlum, kızım sana emanet. Ağlama artık. Ağlama yav. Seni yalnız bırakmayacağım. Sağ ol, sana güveniyorum. Sersemler, o bizden değil polisle işbirliği yapıyor. Az önce kızla profesörü serbest bırakıp emniyet müdürüne haber yollamak istedi. Herkese inanmamalı. Sersem herifler bunlar ne? Un bunlar. Kendisini getireyim mi buraya? Bir dakika dur. Hiçbir şeyden haberi olmadığı için kendi tıpış tıpış gelecektir buraya. Beni dinleyin. Şimdi onun künyesini açıklıyorum size. O katil zanlısı falan değil. Polis teşkilatından Orhan Şahin.
Kız ortalarda yok. Yalnız kız değil, babası da ortada yokmuş Mala. Ben miymiş Mala? Bir daha beceremeyeceğin işlere burnunu sokma. Kim olduğunu biliyorum. Ben üç yaşıyım. Durun ya, amma da acelecisiniz be. Şuraya iyice bak dostum. Bu kim biliyor musun? Sensin. Mühendis Mamer Bey'i kaçıran ve altın madeninin yerini öğrenmek isteyen gizli şef sensin dostum. Yakalayın bu işi bu kadar uzattığınız kafi. Durun! Yerinden kımıldayanı mıhlarım. Ben de ölünceye kadar Orhan'la beraberim. Saçmalamasana sen! Bu iğrenç işleriniz bıktırdı beni. Tahammülüm kalmadı artık. Serbest bırakın onu. Bırakın diyorum! Nihayet rengini belli ettin. Ezelime susadın köpek. Getirin ikisini de. İşlere sürükledim. Ölüm bana vız gelir. Seven insana vız gelir. Seven insana? Öbür dünyada sevginin para etmeyeceğini bilmiyor musun? Hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Böyle kötü bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi. Hadi durmayın, öldürün! Bugüne kadar bana karşı gelenlerden hiçbiri sağ kalmadı. Vatanım için ölmek şereftir. Sersem, bir an evvel bitirin işini. Moyu kaybettin dostum. Gözcü pek bir delikanlı olduğunu biliyorum ama ben en büyük silahlara karşı koymuş bir adamım. Ömer, bitir şunun işini. Onun değil, önce ötekinin. Kaçmanın ne demek olduğunu anlamışsındır sanırım. Bunu da öldürün. İkisinin de cesedini ortadan kaldırın. Hadi yürü bakalım. Yürü. Ayağına taş bağlayıp balıklara ziyafet çekelim. At taşı. Thank you.
Her şey aklıma gelirdi de öleceğin aklıma gelmezdi senin. Yarı yolda bıraktın beni. İyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Orhan Şahin Bey'den de hiçbir haber yok. Lütfen alakadar olun. Her şey şimdi daha iyi anlaşılıyor. Görülüyor ki niyetleri maden mühendisi Muammer Bey'i kaçırmaktan başka bir şey değilmiş. Bunu yapanlar herhalde yabancı bir teşkilat. Sayın Müdürüm, bu hususta vereceğiniz yeni bir talimatınız varsa emirlerinizi yerine getirmeye hazırım. Siz de ekibi Orhan Şahin Bey'i bulmaya yollayın. Ben buradayım Müdür Bey. Orhan Şahin Bey. Bu haliniz de böyle. Harpten çıkmış gibisiniz. Yanlış bir taktik yüzünden az daha kelleyi ele veriyordum. Belki maden mühendisi Muammer Bey'in kaçırılmasına mani olamadım ama çok büyük deliller elde ettim Müdür Bey. Öyle zannediyorum ki bu çete dışarıdan idare ediliyor. Söyle! Söyle mühendis bey! Benim öğrenmek istediğim altın madeninin yeri. Söyle de kurtul. Yoksa gebereceksin. Dünyanın en büyük işkencesini yaptığını da söylemem. Memleketimi milyarlardan mahrum etmek mi istiyorsunuz? Ben vatan haini değilim. Söyleyemem. Bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum. Bundan sonra yapacağın işlerde serbestsin. Nasıl istersen öyle hareket edebilirsin. Sana sonsuz itimadımız var. Peki maden mühendisi Muammer Bey altın cevherini bulurken kimlerle çalıştı? Bunların hepsinin isimlerini istiyorum. Hay hay Orhan Şahin Bey. Bu Muammer Bey'in biyografisi. Bu da Muammer Bey'in yanında çalıştırdığı Profesör Mehmet Bey'in biyografisi. Bu güzel kız da sekreteri Lili. Affedersiniz ama kimi istiyorsunuz? Kimi isteyeceğim yavrum, seni. Beni mi? Şu güzelle, şu gözlere bak, bir işim su. Amma da sulusunuz. Siz her yere böyle paldırsız mı girersiniz? Bu kart elinde olunca her yere girer insan. Affedersiniz, özür dilerim. Affettim bile. Yoksa altın madeninin peşinde misiniz? Tam üstüne bastınız, kaldırınız ayağınızı. Anlatın bildiklerinizi. Hiçbir şey. Sonra bu meseleyle benim ne ilgim olabilir ki? Ben basit, alelade bir sekreterim. Hiçbir şey bilmiyorum. Falcı baba yanılmaz. Bakın, yalan söylediniz. Olduğu gibi meydana çıktı kızım. Muammer Bey, acaba altın madenini nerede buldu dersiniz? Maden mühendisi Muammer Bey bana sırlarından bahsetmez. Bir daha beni rahatsız ederseniz hakkınızda hayırlı olmaz sizin. Sinirlenme güzelim. Evvela seni yumuşatmalıyım. Muammer Bey'in çalıştığı yer neresi? Söylemezsem ne olur? Ben seni söyletmesini bilirim yavrum. Ama sizin elinize hiçbir şey geçmez ki. Ya kendinizi o kadar akıllı zannetmeyin. Bakarsınız orada profesörle karşılaşıveririz. Gidelim mi yavrum? Pekala. Bana doğruyu söyleyin. Muammer Bey yazılarını neyle yazardı? Daktilodan başka bir şey kullanmazdı. Onunla sevişir miydiniz? Ne demek o?
Seviştiğinizi sakladığınız gibi sırlarımı da saklarsın. Benim şahsi işlerime karışmayın. Yo, onu demek istemedim. Sen durma, uzaklaş buradan. Kaçar gibi yapalım, harabede kıstıralım. Yürüyün! Senin. Kıl kuyruk. Gel bakalım kıllı kuyruk. Yakışıklı delikanlı. Kaçırdık elimizden. Ne sertem herifler. Bağışla patron. Bağışlamak yok. Bağışlamak adetim değildir, bilirsin. Geberteceğim seni. Gelin bakalım dostum. Şöyle buyurun. Konuşmamakta niçin ısrar ediyorsunuz bir türlü anlayamıyorum. Şayet bana altın madeninin yerini söylerseniz, sonunda siz de zengin olacaksınız. Ama konuşmamakta ısrar ederseniz, bu sizin hayatınıza mal olacak.
eninde sonunda öleceksiniz demektir. Kaç defa söyledim size. Benim ağzımdan hiçbir şekilde sır alamazsınız. Kendinizi değil, milleti düşünün. Ben ölüme razıyım. Öyleyse en büyük işkenceye hazır olun. Hazırım. Niçin konuşmamakta ısrar ediyorsun anlayamıyorum. Altın madeni devlete ait bir hazine değil, Allah'ın bir lütfu. Neden biz istifade etmeyelim olan? Gözünü doyuracak servetim olsaydı suratına fırlatırdım. Görüyorum ki seninle insan gibi anlaşmak imkansız. Götürün şunu. Kim yakalandı? Kıl kuyruk. Nereye götürdü? Ulan kıl kuyruk doğruyu söyle bana. Maden mühendisini sizler kaçırdınız. Altın madeninin yerini öğrenmek istiyorsunuz. Söyle, patronun kim? Söylüyorum. Konuş. Kimin hesabına çalışıyorsun? Anlat diyorum. Anlat. Sen konuşmazsan kıl kuyruk. Kımıldarsan beynini dağıtırım. Kıl kuyruk, işte ziyaretçiler geldi. Kes çeneyi be! Ah, çene suyuna da bayılırım ya. Siz içmek istemez misiniz dostlarım? Nalları dikmedi ya doktor. Fena değil. Komadan çıkması için biraz zaman ister. İyi ama doktor, bazı sırlar almam lazım. Onu muhakkak konuşturmalıyım. Onunla konuşabilirsiniz. Ama biraz sabretmenizi icap edecek. 3 saat sonra uğrayın. Teşekkür ederim doktor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hızlı delikanlısın. Senle bal gibisin tatlım. Eğer madenci olsaydım senin gibi bir altın madenini kaçamazdım elimden. Sevişecekler mi? Doğru dürüst sevişmese çıkar giderim buradan. Ekseri sekreterler yataklarının şeyle patronla paylaşırlar da. Eğer beni kızdırmak istemiyorsan her gelişimde normal bir ima etme bana. Sana bayılıyorum. Thank you.
Allah kahretsin. Hayrola. Vay anasın. Delirdin mi sen? Aftos, piyastos, kıl kuyruk. Ne anladın? Ne bileyim ben. Ben anladım bile yavrum. Ne olur gitme sevgilim. Daha sana doyamadım. Doymadan nereye gidiyorsun? Ya sen de durup dururken neler saçmalıyorsun be güzelim. Ben doydum mu ki? Yalvarırım gitme. Çabuk döneceğim. Eğer gelmezsem Tahtalıklı'ya bir telgraf çekersin. Vaziyeti nasıl doktor? Maalesef kurtaramadık. Ben öleceğini tahmin etmiştim. Ölümünü şüpheli görüyorum doktor. Odaya kimse girmeyecek. Nöbetçi hemşireyi çağırma. Baş üstüne. Bütün planlarım alt üst oldu. Kuvvetli bir zehir verilerek öldürülmüş olabilir. Bakalım şimdi öğreneceğiz doktor bey. Doktor bey, nöbetçi hemşire yarım saat önce acele bir iş olduğunu söyleyerek hastaneden ayrılmış. Peki evlat, gidebilir. Acaba yarım saat evvel hastaneden ayrılan hemşirenin kim olduğunu öğrenebilir miyim dersiniz? Bu bizi suçlamaktan başka bir şey değil. Yo, doktorları suçlamak hiçbir zaman aklımdan geçmez. Vazifesine bağlı kişilerdir daima. Resmi var mı sizde? Var tabii. Affedersin be abi. Bir yardımım olur mu diye düşündüm. Arabanın içine düşüverdim. Sen işini bilirsin Cingöz Recai. Bak bakalım şu kadından bir haber var mı? Bu kızı gördün mü bu taraflarda? Tabii. Lokum gibi bir kız. Vücut hokka. Hadi bırak şimdi. Gözler ahu. Burun desen hadi öyle. Canım. Söyle bakalım ne tarafa gitti onu söyle bana sen. Aha söyleyeyim abicim, her zamanki pavyona gitti işte. İş çıkar mı dersin abi? Evet, kala bakalım. İçkilerinizi getirdim efendim. Ha. Kim ısmarladı? Kusura bakmazsan bu fakir ısmarladı abicim. Vay anasını, parayı yiyorsun ha. Abi hemşire fıstık gibi ne dersin? İyi fıstık gibi mıstık gibi sarı ne oluyor sana yani anlamadım gibi. Yapma be abi 40 yılda bir gözümüz yok. Olmaz onu götüremez. Pekala işte ben gideyim ne yapayım? Git olmaz dedim sana otur bakalım. Çok dikkatli olmamız lazım. Öyle zannediyorum ki burada adamları var onun. Madem ki adamları var ben bu işte yokum abi. Nalları dikmeye niyetim yok benim. Şimdi içeriği falan bırak. Doğru polis müdürüne git. Benim hemşirenin yanında olduğumu söyle ona. Ne zaman kızı gözüme kestirsem içkiyi zehir edersin. Tamam gidiyorum abi. Sallanıp duruyorsun hadi. Cingöz Decai iş başına. Hala duruyor. Ne kadar kıvırırsan kıvır yavrum. Senden alakadar olacak zamanım yok müsaadenizle. Sana küçük bir hatıra. Uğurlar olsun beyim. İyi geceler. Benimle hiç alakadar olmadılar. Başka bir emriniz? Beceriksiz mahluk. Eşek kadar kız oldun bir şive yapmasını beceremiyorsun. Onlar seni mutlaka tanımışlardır. Thank you.
Bir daha kapıyı çalınca hemen aç. Yıkanıyordum, ne yapayım? Şef seninle görüşmek istiyor. Olur, giderim. Acele gelsin dedi ama. Allah Allah. Hey, çakar almazında kurşunun kalmadı. Şimdi ne yapacaksın bakalım? İstersen hanım sana yardım etsin. Konuştuklarınızın hepsini duydum. Şefe beraber gideceğiz. Hadi giyin de gel. Düşenine bakalım saksı güzeli. Oh maşallah. Niye bu kadar az geldiniz ya? Şimdi tükürüğünü keseceğim. Yok ya, tükürük lazım bana be. Polis! Mahmer Bey'i nereye sakladınız lan? Konuşuyorum! Onu da söylemem! Dönürseniz! Öğretmesini biliyorum! Polis! Konuşuyorum sana! Başardım sayılır. Ama ne yapayım, adamların hepsi korkak, aciz. Ama ben aciz değilim. Bunu şimdi ispat edeceğim sana. Yapma! Hayır, yapma! Merhaba. Yakışıklı delikanlının arkadaşıyım. Ne istiyorsun? Seninle biraz aç nefişle yapmak istiyorum. Anlamadım. Özür dilerim, dilim sürçtü.
Kendisinin bir işi vardı, gelemedi, vekaleten yerine beni gönderdi. Eğer vaktiniz müsaitse yanına kadar gideceğiz. Peki, gidelim. Gidelim ama çabuk gidelim. Kaldır ellerini. Eğer erkek olsaydınız üzerinize çullanmıştım. Gelin çocuklar. Alın silahını. Durun, nazik yerlerle oynamayın, gıdıklanıyorum. Silahı alın sadece. Senin gelmen iyi oldu. Ben Orhan'ı bekliyordum. Belki seni kurtarmak için düşer buraya. Düşerse güzel bir ziyafet onu bekliyor. Götürün aşağıya. Yazıp da hükümete göndermeye fırsat bulamadığın altın madeninin yerini gösteren mektup nerede? Hayır, hayır, söylemeyeceğim. Yardımcının bu işkenceye dayanabildiğini zannetmiyorum. Her şeyi ondan öğrenmeye karar verdim. Şimdi Muammer Bey'in sakladığı mektuba gelelim. Öyle zannediyorum ki kasasının içine saklamıştır. Bilmem. Bence mesele ortada hiçbir delil bırakmamaktır. Mesela? Mesela Muammer Bey mektubu bu daktiloyla yazmış olabilir. Yani? Eğer altının yerini bildiren mektubu ilk defa kullandığı bir şeritle yazmışsa, şerit oradan güzelce çıkarılır ve üstündeki yazılar okunur. Oo, yakışıklı delikanlı. Bizi bu saatte beklemiyordun değil mi? Üzerinde ne kadar silah varsa masanın üzerine koy bakalım. Koyalım. Yalnız dikkat edin kendi kendine de batlara. kahve mi içeceğiz? Ne yapmak istiyorsan hepsini anlatacaksın. Ne yapalım, sizin dediğiniz olsun ya. Sakın kımıldama yerinden. Eğer elindeki oyuncağı atmazsan ikiniz de mızlarım. Yahu sen de hep oyuncakla bozmuşsun. Ama dikkat et, bu tabancanın markası başka, yeni teper ha, unutma. Konuş bakalım. Güzel sesini duymak isteyenler var. Ne biliyorsan anlat hadi. Dinle bakalım şef. Evvela alafranga, sonra göbek havası. Muammer Bey biliyorum sizin elinizde. Ama sakın heyecanlanma. Altın madeninin yerini bildiren daktilo şeridi de benim elimde. Yalnız sana kötü bir haber, daktilo şeridinin üzerine okumadım. Gel de anlaşalım. %50'sini alırım madenin. Seni ele geçirmişken kolay kolay bırakmayız yakışıklı delikanlı. Bırakmazsan bırakma, ne olacak? Ne oluyor? Bu sesler de ne? O kadar telaşlanmayın sayın şef. Bu sesler aydan geliyor. Güzel ampa etti. Yakışıklı delikanlı adamlarımı dövüyor. Hemen harekete geçelim. Dikkat! Kaçınımları kaşımak lazım. Tamam, tahminim doğru. Altının yeri bu şeritte yazılı. Müdür bey işaret eder mi? Evet. Ya muavin? Evet. Size başka bir şey teklif etsem evet der misiniz gene? Evet, hayır. Size bir mektup bıraktılar efendim. Zaten evet deseydim vaktim yoktu. Bardayım. Acele gel Lili. Hoş geldin hızlı delikanlı. Oo, hoş bulduk Lili. Bu haltı ericini biliyordum. Ama ne yazık ki bu kadar fazla tabut ısmarlamadım güzelim.
Bir tane de kendine ısmarlasaydın. Bir dahaki sefere kendime de ısmarlarım. Yok ya, alelade bir kağıt parçası. Benim gibi falcı yanılsın. İşte buna aklı vermiyor. Şuraya dikkatli bak kızım. Bunun kalleşliği aklıma bir türlü gelmedi. Her zaman bu işlere benim aklımın yetmeyeceğini söylerdin. Ama yanılmışsın dostum. Ya, kadının sendi, erkeği yendi. Sakın bu sözümü unutma. Sersem. Aman ne hayır. Sersem kim biliyor musun? Sizin sülaleniz. Tıpatıp Lili'ye benzemen işimi kolaylaştırdı. Bu sayede hepsi avucumun içine düştüler. Kendine o kadar güvenme. Elinde sonunda polis yakalayacak seni. Cezanın da idam olduğunu unutma. Beni hiç kimse yakalayamaz. Bana bak, sen de işi uzattıkça uzatıyorsun. Nerede Orhan? Ben aldığım işi başarırım. Buraya geliyor. Ne? Buraya mı geliyor? Neredeyse içeri girer. Çocuklar gözünüzü dört açın. Dağılın. Geldi. Bağlayın ağızlarını. Kapana girdi. Seni gebertirdim. Ama dua et ki kadınsın. Işıkları söndürün, tetikte olun. Mahzene götürün. Çok teşekkür ederim delikanlı. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Muammer Bey'i serbest bırakın. Onun için merak etme. Muammer Bey'i elbette ki serbest bırakacağım. Yalnız daha önce... Elimde bulunan bu daktilo şeridini İstanbul'daki bir arkadaşıma teslim etmem lazım. Bakıyorum şehri terk etmek niyetindesiniz. Tabii ki İstanbul'u terk edeceğim ama önce altın madeninin yerini öğrenmem lazım. O da bu şeritte yazılı. Yalnız bu şeritte yazılan ilk mektup nerede? Herhalde Muammer Bey kasaya kilitlemiştir. Biz kasayı da açtık, mektubu da bulduk. Buyurun efendim. İşte dahiliye vekaletine yazılan altın madeninin yerini gösteren mektup. Okuyabilir miyim? Önce okumasını öğren sonra. Madenin yeri. Evet, Yeşil Vadi'nin sağında. Zengin olduk çünkü bunu polise açıklayamayacaksın. Artık sonun geldi Orhan Bey. Götürün aşağı. Yo, sonum gelmedi. Fal yalan söylemez. Kapatın kapağı. Orhan Şahin sevdiklerine kavuştu. Eceline susamıştı zaten. Hemen gidiyoruz. Açık kapaklarını açın. Orhan abi. Kim bu delikanlı? Yakışıklı bir delikanlı. Yakışıklı olduğu kadar da yaman bir polistir. Öyle mi ya?
Bir şey olmaz sabah. Orhan abi! Orhan abi! Gelmez bile kalmaz. Öyle olacak. Orhan abi! Hay Allah! Orhan abi! Uyansana be Orhan abi! Orhan abi! Öleceğiz ya, uyan! Ölüm Allah'ın emri. Allah'ın emri ama ben gencimi yaşamak istiyorum daha. Evvela ben içiyoruz abi. Sen otur yerine. Sağ ol delikanlı. Ölümden hiçbir zaman korkmam. Ben de hiç korkmam zaten. Sen Lili değil misin? Hayır değilim. Numarayı bırak, saçların da sarıydı senin. Yoksa beni tuzağa mı düşürmek istiyorsun ha? İşin doğrusunu söyle de kurtul. Ben Lili'ye benzediğim için benden istifade edip kötü işlerinde kullanmak istediler. Ama ben alet olmadım. Nasıl da yuttum yahu? İkiz olduğunu ben bile anlayamadım. Ha? Evvela şu asitten kurtulalım. Boş ver be abi, bir asit banyosu yaparız, ne olacak? Evet, öbür dünyayı boylarız. Ne çıkardın o çakmağı şimdi? Bu çakmak değil, zat-ı sungur eşi gibi bir şey, hop! Çekilin! Hadi çabuk olun! Hadi hepiniz polise. Ben onları takip edeceğim. Abi be ben de geleyim ne olur. Cingöz Eca'yı eksik etme yanımdan. Akıl veririm sana be. Olmaz, sen de onlarla beraber gideceksin. Bu... Yasaktır beyim. Kıpırdama. İşlerin bu kadar kolay gideceğini bilmiyordum. Çabuk dinamit sokumlarını getirin. Ver hava edeceğiz. Deliklerimi her şeye yerine getireceksiniz. Eğer getirmezseniz sonunda ölüm var bunun, unutmayın. Patron, Orhan'ın arabası geliyor. Ne yapacağız şimdi? Alın, eğer oysa tuzağa düşüneceğiz. Vasiyetin var mı delikanlı? Öyleyse ölmüş anam sizlere emanet. Sakın kıpırdama! Öyle zannediyorum ki senden son defa karşılaşıyoruz. Hadi mezarını kazmaya başla bakalım. Eğer zahmet olacaksa ben kazayım dostum. Sen kendini ne sanıyorsun delikanlı? Bunu gürültüye pabuç bırakmam ben.
Ekip geldi Orhan Bey. Tam zamanında yetiştiniz yoksa gebertebilirdim onu. Bu adam çetenin reisi. Alın götürün.